Futbol Net'te başlıyoruz. Bugün Cuma malum. Bugün Fenerbahçe Kayserispor'la deplasmanda karşılaşacak. Arka arka iki galibiyet aldı Fenerbahçe. Biraz sular duruldu. Kendisini düşme hattının üzerine attı ama tabii ki devamını getirmesi lazım bu sezon. Hiç olmazsa biraz daha Fenerbahçe taraftarının yüzünde gülümsemeyle sona ermesi için. Ama haftanın maçı Galatasaray Trabzonspor ve tabii ki Medipol Başakşehir'de sahasında Erzurumspor'la Büyükşehir Belediye. Ya şunun adını da artık Erzurumspor yapsak ya. Büyükşehir Belediye Erzurumspor yerine olsa. Tabii ayrı takımlar onu biliyorum da. Zamanın evet. Erzurumspor değil ama zor oluyor. Karşılaşacak bu hafta kritik. Yani normalde adı çok büyük ama Trabzonspor'un çok önemli eksikleri var. Yani geçen hafta bu eksiklere Novak da eklendi. Ya evet. Alttan oyuncu geliyor ama artık kazanda öyle delikler oldu yani. Ki yani ya da kazanda, küvette, havuzda o kadar delik oldu ki yani alttan gelecek futbolcular hangi birini tutsun, hangi delikten su kaçışını engellesin belli değil. Yani Abdülkadir Parmak sezon başında hani bizim en azından dışarıdan gördüğümüz bir potansiyel olduğunu biliyorduk ama hani direkt oynayabilecek oyuncu gibi gözükmüyordu. Keza Hüseyin Stoper öyle. Şimdi yedekten giren Batuhan Artarslan geçen sezonda, ondan önceki sezonda birkaç kere A takımda oynamıştı. Ama Uğurcan da sakatlandı, kaleci. Evet, onun oynama ihtimalinden bahsediliyor. Bahsediliyor. Hala. Zaten maçı da tamamlamıştı. Ama o da garip. İlk o haber şey diye çıktı. 4-5 hafta yok. Evet. Şimdi Pereira, Novak. 2-2. Oradan gibi Galatasaray'da da hem Cagney hem Kostas Mitroğlu bu maçı kadrosunda olacak. Evet. Yani 2-2 olmayacak Trabzonspor'un. Ama Sosa geri dönme ihtimali yüksek. Hala kesinleşmese de. Ama o yani önemli. Ama tabii hala defansif olarak Trabzonspor orta sahada defansif anlamda oldukça zayıf. Yani Onazi'nin yerine oyuncu alınamadığı için, Kutsuka'da gittiği için nasıl olacak? Yine Yusuf Sosa mı olacak mesela acaba? Veya Abdülkadir Sosa mı olacak? Veya Kamil Ahmet yine belki. Ama bu sefer bekte kim oynayacak? Hani Kamil Ahmet orta sahada oynatsa daha önce yaptığın olacak. Evet, yoklukta. Ama bekte bu sefer kim oynatacak gibi açmazları var. Galatasaray'da Fernando yok. Sinan Gümüş de cezalı. Fernando'nun yerine kimin oynayacağı aşağı yukarı bellidir herhalde. Donk oynar diye tahmin ediyorum. Acaba Selçuk'u oynatır mı? Hani Trabzonspor'un orta sahasında defansif bir zafiyet olduğu için orayı kullanma, işlemeye yönelik bir hareket, evet, mi olur yine, belki, yoksa belir. Belki Selçuk'u oynatabilir ki mesela Göztepe deplasmanında Selçuk'u tercih etmişti. O da zorluk derecesi yüksek bir maç. Süper Lig açısından. Ağır zeminde oynanan bir maçtı. Evet tabii. Ağır koşullarda oynandı. Ama tabii herkesin merak ettiği nokta herhalde tabii ki maçın sonucu ve Cagney'in performansı. Cagney de saçları şekil yapmış. Ne yapmış? Gördün mü? Sarı bu iki, yok, imza törenindeki fotoğraf. Ne yapmış? Böyle nasıl tarif edeceğim ki onu? Fotoğrafa bakmak lazım. Böyle hani o sarı, ne diyeyim, şerit var ya. Evet. O şeridin üstünde böyle örgü var. Siyah saç, örgü ve kırmızı mı? Boncuklar. Kırmızı mı boncuklar peki? Boncuklar şey, değişik renklerde. Beyaz da vardı, sarı da vardı. Ondan sonra ama bayağı değişik bir tarz. Yani o şerit daha da böyle kabarık. Ne gibi, nasıl tarif edilir ya? Bulacağım şimdi. O kadar detay gireceğimizi bilsek arkaya yansıtır. Evet. Ne bileyim, bir anda aklıma geldi. Cagney deyince dur bulalım. Var, Cagney'in yeni saçı falan diye bulamadın mı hala? Cagney saç. Ha. İmajdı. Ya ben açıkçası bu maçta Galatasaray'ın çok zorlanacağını zannetmiyorum. Galatasaray geçen hafta puan kaybetmiş olmasına rağmen, çok da iyi oynayamamasına rağmen, gördüm şimdi videosu, garip bir saç. Evet. Gösterelim. Yani evet, ilginç bir saç yapmış. Maça hazırlık. Nerede buldum? Web Aslan'da buldum. Şimdi evet, şeyi yaparken şöyle böyle göstereyim mi Kerem Bey? Canları kazıtmış, ortası şey gibi, Kızılderili saçı gibi. Evet, yani bu ortasındaki bu şey yoktu böyle değil mi? Ne? Evet, yoktu. O vardı sanırım. O kadar uzağız ki konudan. Mesaj geldi. Mesaj mı geldi? Yok, gelmedi, şaka yaptım. Yani evet, Cagney'in saçı. Şimdi Galatasaray yüksek bir, şimdi bu forvetlerin katılmış olması, Trabzonspor'un rakip olması. Dolayısıyla Galatasaray yüksek moralle, geçen hafta puan kaybetmiş olmasına ve 8 puanlık fark olmasına rağmen Galatasaray'ın şampiyonluk konusundaki inancı azalmadı. Puan farkı açıldı ama inanç yerinde duruyor. Bunda birkaç tane sebep var. Bir, kimse hala Medipol Başakşehir'in bu yarışı sonuna kadar aynı tempoda götürebileceğine inanmıyor. Birçokları değil. Kimse değil tabii ki, istisnalar da var. İki,
Galatasaray'ların şöyle bir inancı var. Ben de buna destek oluyorum ya da düşünce bazında haklı buluyorum. Galatasaray'ın tarihinde buna benzer durumlardan geri dönmüşlüğü var. Buna benzer durumlardan kastım puan olarak geride kalmak ve belirli para sorunları, belirli idari sorunlar, belirli teknik sorunlar. Hani teknik adamını gönderip şampiyon olduğu vesaire, evet. Para alamadan futbolcuların şampiyon olduğu, sakatların olduğu şampiyon olduğu gibi gibi. Bu gibi durumlarda Galatasaray camiası diğer camialara oranla daha iyi kenetleniyor ve daha büyük enerji ortaya çıkartıyor. Doğru. Dönebilir. Hele yani, ki şimdi başta Fatih Terim var. Fatih de yani esas zaten faktör %100 o Fatih Hoca. Tabii karşıda Trabzonspor var ama Trabzonspor 33 puanda. Çok iyi bir pozisyonda. Benim şahsi inancım Trabzonspor bu sezonun sonunda da üstüne 10 puan daha aldı. 43 ile bitirdi. Tabii ki o zaman moral bozucu olur ama ne olursa olsun kazançlı çıktığı bir sezonu yaşıyor. Yani kupada da kazanırsa kupayı, Türkiye Kupası'nı, gerçekten de Trabzonspor açısından iyi bir sezon olacak. Çünkü dile kolay. Altyapıdan bu kadar zorlu bir dönemde direkt oynayabilecek Uğurcan, Hüseyin, Parmak. Masayı kırmazsın değil mi? Gibi birçok futbolcu gelecek için de ümit veriyor. Kırabilirim. Hiç belli olmaz. Endişelendim bir anda ondan. Çünkü çok sağlam ama şey. Trabzonspor açısından da ilk yarıda 4-0 kazanmışlardı. Belhanda'nın kırmızı kartı da bunda etkili olmuştu. İyi bir futbolla. Trabzonspor Ankara Gücü'nü yenerken zorlandı. Bunda bir numaralı etken orta sahasındaki zafiyet. Yani Yusuf Yazıcı oradan aldığında, bazen alan bulduğunda Frank Lampard gibi, lokomotif gibi gidiyor. Fernando Hierro gibi gidiyor ama geri dönüş. Fernando Hierro mu? Lokomotifti ya. Evet. Ya sonra defans oyuncusu olarak devam etti kariyerine ama evet. İyi oyuncuydu. Onun hatta çok güzel bir videosu vardı. Evet. Tıkı 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 evet. Şey çalışıyor böyle. Aynen. Aynen. Hah evet işte bu saçlar ya. Teknoloji be. Evet. Bak sarı ve beyaz galiba boncuklar. Ben uydurmuşum. Boncuk mu onlar onu da bilmiyorum ki. O ne tutaç mı diyeceğiz ne diyeceğiz. Şey yani. Keşke evet. Bir de yayına kuaför alsaydık. Onlar daha iyi bilirdi. Ben hiç bu ne şimdi yani. Bu ne. Rasta, evet rasta ama değil, rasta, biraz, rasta evet. Şey bu örgü ya, rasta dediğin şey bir... Rasta değil mi? Root Kullit. Yok o da o da değil, rasta... Ne? Rastalı nasıl yapıldığını bilmiyorum ama bir kimyasal rastalı futbolcu... Taribo West mi? Karembe, Christian Karembe olabilir. Karembe, evet. Karembe'nin eşini söyle. Bir dakika ya. Süper modeldi. Evet. Neydi? Kimdi? Adriana Lima. Çok uzun süre Atatürk Havalimanı'nda... Billboard'da vardı da oradan hatırlıyorum. Hangisiydi hakikaten ya? Evet. Eva Hersikova değildi değil mi? Yok değil. Dur galiba destek geldi telefonda. Buna Afro Mohikan deniliyormuş. He Afro Mohikan. Murat Star Haber'den arkadaşımız. Öyle mi? Afro Mohikan. Teşekkür ederiz. Afro Mohikan. Murat'ı tanıyorum. Sen tanıyor musun Murat'ı? Star Haber'den. Evet tanıyorum. Geçen ayıp ettik yolu toparlayalım. Afro Amerikan. Yok ya ben konuştum pardon. Merak etme. Şey, şu Karembe'nin eşi neydi ya? Ben bu arada konuştum, bozulmamış. He, yok, selamlarımı gönderiyorum kendisine, değerli arkadaşımız. Değerli olduğunu nereden biliyorsun tanımadan? Ya öyle hakikaten de. Bana da destek geldi, dur. He, Emek Bey neden siyah ceket diye soru gelmiş. Aa, Emek hakikaten sen bu siyah ceket tercihin çok şey oldu ha. Ne diyeyim, isabetli oldu. Evet, gerçekten. Gerçekten öyle. Yakışıyor, yakıştırılıyor. Zaten yakışıklı adamsın. Da yani siyah ceket bir ayrı yakışıyor üstünde. Çok iyi duruyor. Teşekkür ederim. Sağ olun. Dağıldım ya. Dağılıyorum. Evet. Evet. Afro Amerikanmış bu. Ne? Afro Mohikan. Afro Amerikan ne ya? Evet. Amerikan filmlerini seyretmekten böyle oluyor galiba. Şimdi tabii genel olarak beklenti ne? Maçla ilgili aslında. Trabzonspor'un orta sahadaki bu zafiyeti ama çok hakikaten iştah açıcı hücum gücü. Evet. Galatasaray ilk Cagney'li ilk maçına çıkacak kendi evinde. Biraz üretme problemi var ama kendi evinde bu üretme problemini daha aşacak. Az yaşıyor. Evet. Çok tempolu oynuyor, yüksek tempoda oynuyor. O yüzden hani bol gollü bir maç beklentisi var bir kere her şeyden önce. Öyle değil mi? Kesinlikle yani bol gollü ama bol gol kısmını ben Galatasaray'dan yana olacağını düşünüyorum. Daha, yani evet yani biraz ya, şimdi içeride yani. Ankara Gücü'ne de pozisyon verdi. Son dakikalarda beraberliğe yakalanabilirdi. İstediği gibi oyun gitmedi. Bu normal. Ünal Hoca'nın da yapabileceği bir şey yok. Yani biraz önce dedik ya sakatlandı. Yani iki bekinin parmağı kırıldı ya. Evet evet. Orta sahanın aşil tendonu koptu. Takımın en deneyimli oyuncuları bak sezon başındaki planlamayla ilgili söylüyorum yani.
Onur ve Burak'la yollar ayrıldı. Yanlış karar olduğu için söylemiyorum. Yani sezon başında teknik adamın eline verilen kadro ile şimdiki arasında çok büyük dağlar kadar fark var. Takımın en önemli organizatörü Sosa çok uzun zamandan beri sakat. Kaldı ki bir de transfer yasağı var. Tabii evet. Tabii yoksa alırdı. Yani Asya Kupası'na giden İranlı futbolcular da çok göz önünde olmadıkları için de saymıyorum onu. Bir bölümde de onu kullanamadılar. Ne olur diyorsun yani maç? Galatasaray kazanır. Ya Trabzonspor'un büyük bir adı var. Bak tekrarlıyorum. Bu sezonun çok gerçeküstü bir şey olmadığı sürece. Yani bunu kaç hafta kaldı geriye? 12 hafta mı var? Ne yaptın ya? O 13. Ya 2 hafta doğru 3 hafta 15. 12 ben direkt Nisan'a geldim. Işte. 14. 21, 22, tamam. 23, 24, 25, 14 hafta 26, ya. 14 haftada mesela Trabzonspor sadece 2 galibiyet alır. 8 beraberlik, 4 mağlubiyet gibi çok negatif bir tablo ortaya çıkmazsa Trabzonspor bu sezonu tutunabilir. Trabzonspor bu mevcut teknik yönetime tutunmalı. Trabzonspor bu mevcut kadronun iskeletini korumalı gençleriyle beraber ve açılan transfer tahtasıyla üzerine takviye yaparak yine şampiyonluğu kovalayabileceğini gösterdi bu sezon. Gerçekten çok önemli sezon. Yani ben çocukluğumdan beri bak Trabzonspor ya da çocukluğumda da demeyelim de işte üniversite yılları 20-25 sene 20-25 yaşları arasında Trabzon şampiyon olamadıkça hani bu geriye dönüş var diye özüne dönmeli. Evet. Yerli teknik adam, yerlinin yerlisi. Sonunda bu ekonomik buhran, problem, kriz Trabzonspor'a bu yolu açtı ve ne mutlu ki Trabzonsporlular açısından bir döndüler madene. Var, adam var. Var sadece var. Üzerine birkaç tane ve özellikle şimdi değişir mi değişmez bilmiyorum ama değişecek gibi gözüküyor. Yani ülkede en çok değişen kural herhalde. Yabancı kontenjanı kuralı. Trabzonspor'un eli biraz daha güçlenecek. Yine birkaç tane, yine Novak gibi başarılı olan yabancı transferleri hani arka arka yani hem maliyeti uygun hem başarıdan bahsediyorum. Yoksa aynen. Şey değil yani. Kim gideyim yani böyle büyük hani Sosa aslında zaten lüks şu anda. Doğru. Hala onun taksidi geç ödendiği için hala ceza alma korkusuyla en son Ali Ağoğlu açıkladı işte. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Yani Trabzonsporlular enseyi karartmasın. Galatasaray bu maçta doğal olarak favoridir. İç saha avantajıyla Trabzonspor'un eksikleri dolayısıyla. Ama Trabzonspor konsantrasyonunu kaybetmediği takdirde bu sezonu kazançlı kapatır. Bence de. Bu sene çok bilerek bilmeyerek, planlayarak planlamayarak bir temel inşa edildi. Evet, inşa ediliyor. Tam edildi belki çok iddialı başlandı. Ama ediliyor. Aynen. İlk şeyler atıldı. O yüzden hakikaten önemli bir sene. Aslında Galatasaray'da yani bunu daha önce konu çok uzatmayacağım o yüzden. Galatasaray'da bayağı kadroyu yani. İki stoperini birden yeniledi. Forvet hattını yeniledi. Şimdi tabii seneye yaz döneminde satışlar olur olmaz onu bilemiyorum ama hani Galatasaray'ın da bir oturmuş hem tecrübeli hala maliyeti bence mevcut koşullar için yüksek ama hem tecrübeli hem de kaliteli sayılabilecek bir kadroya sahip ya, oldu Galatasaray. Şimdi o Sayın Dursun Özbek'in hani uçaklar inecek söylemiyle evet. Beraber gelen oyuncular İşte Feguili o kuşaktan yani o kuşak dedim 3-3,5 milyon euro yıllık ücret kuşağı. Belhanda o kuşaktan. Fernando, Fernando o kuşaktan yani lüks futbolcular bunlar. Hani yavaş yavaş orada da Galatasaray'da da bir sadeleşme olabilir. O evet. Anlamda da Şampiyonlar Ligi şampiyonluk çok önemli bu takımlar açısından. Yani o tabii. Şey halinde bir külçe halinde bir 20 milyon euro var ya en azından. Bazı hani 40'a doğru çıkıyor. Genelde ikinci takım katılamadığı için. Hem yayın hakkından hem zaten grup aşaması ayak bastı sonra bir puan beraberliğe bilmem kaç bin euro galibiyete 40'a yaklaşıp parti başladı. Star TV stüdyosunun kapısı açıldı. Nergis Saati programına bağlanıyoruz şimdi. Karşımızda Serdar Ortaç. Bu arada Galatasaray'ın kupa maçlarına baktığımda acaba diyorum. Tabii çok kolay değil bu. Onyekuru'nun yerine Yunus Akgün daha fazla şans alsa diyorum. Birçok arkadaşım da böyle düşünüyor mesela. Ben ilk defa bunu senden duymadım. Evet. Ya Onyekuru'nun o takım oyundan düşüren tercih problemleri ve tabii Galatasaraylıları motive eden şey de şu. Bunu söyletirken işte Ozan Kabak. Evet. Yani Yunus'un bir önceki maçta kupa maçında hat-trick yapması. Şunun tatmini de güzelliği
herhalde Galatasaraylar Ozan'ı seyrederken ya da Yunus'u seyrederken farklı gözle seyrediyorlar ve onların gol atmış olması Onyekuru'nun atmasından çok daha fazla keyif veriyor. Ve Yunus da hak ediyor gibi gözüküyor. Bunu Fatih Hoca da hissettiği anda bence zaten dakikasında 5 dakika beklemez. Beklemez tabii canım. Bekledim yani. Ozan Kabak oynatırken o dönemde eksikler vardı. Eksikler de vardı. Maicon'un performansı da... Ama Maicon'u kullanabilir değil mi? Ona emin olamadığım için söyledim. Evet. Yani kullanabilirdi tabii canım. Tercih edebilirdi yani. Evet. Sonrasında anda, en azından. Şimdi iki şey var orada birbirini tamamlayan. Hem stopere takviye yapılamadı istenildiği gibi Maicon gitmediğinden. Hem o var hem de tabii ki Ozan'ın performansı var yani. 4 ayda 11 milyon euro daha ne? Daha ne olacak ki yani? Evet. Yani Yunus'un Cengiz Ünder'e benzeyen bazı özellikleri var. Dar alanda çabuk şut açısı yaratıyor kendine. Kısa adımlarla yani Cengiz geniş alanda da tabii çok iş yapıyor. Çok süratlenebiliyor ve geniş alanda o süratlendiği zaman bek oyuncularını, stoperleri rahat geride bırakıyor. Yunus da o rakibinden ayrılma, rakibiyle tamamen kopma çok yok gibi. Cengiz biraz daha fazla süratleniyor gibi ama Cengiz'e benzeyen Yunus'un da ceza sahası içinde kısa çalımla şut pozisyonunu çok rahat yaratabiliyor. Evet. Böyle bir özelliği var. Bir de Cengiz'i hani tasvir ederken Başakşehir'de de oynarken çok golü var ya, şimdi Roma'da da atıyor. Dışarıdan atıyor yani, o kanattan gelip çekip evet. O standart kanat oyuncusu golünün dışında Cengiz'i ayrıştıran hem süratli olması hem de soldan gelen hücumlarda mesela ceza sahasını dolduran, daha fazla oyuncuyla bulunmasını sağlıyor takımının. Yunus'ta da o var. Biraz doğru yerlerde bulunuyor. Birebir aynı seviyede demiyorum ama Yunus'ta da onu görüyoruz. Ama her haliyle Galatasaray-Trabzonspor maçı çok gole ve heyecanı açık bir maç bence. Çünkü Galatasaray öne geçse de mesela bir senaryo yapsak. Trabzonspor Galatasaray'a, her kim olursa rakip, her takıma her an gol atabilecek potansiyele sahip bir takım. Evet. Aynı şekilde de gol yeme potansiyeli de yüksek orta sahadaki zafiyeti yüzünden. O yüzden zevkli maç olacak gibi görünüyor. %100. Sen haftanın... Bir dakika, Galatasaray'la ilgili bir şey geldi. Soru yani. Benfica Zenit maçlarında takımlarımızın şansı nedir? Onu haftaya konuşuruz ya. Biraz Zenit yani. Fenerbahçe içinde bulunduğu durum itibariyle kadroya yazamadıklarını da eklersek buna ya, çok yok. Gürcan Bilgiç ile konuştuk da hakikaten Fenerbahçe'nin sezon başındaki kadro planlamasının ne kadar kötü, hatta amatörce olduğu, yani Komolli ve Koku tarafından yapılan, yani kadroya alınmayan sezon başındaki kadroya alınmadığı için Soldado, Dirar ve şu anki kadronun en önemli oyuncuları belki de, yani Mehmet Ekici. Doğru. Şu an yani Soldado yazılıyor, Dirar yazılıyor. Doğru. Mehmet Ekici yazılıyor. Doğru. Evet evet. Ya bu kadar kötü, enteresan. Onun için de şu anda sıkıntılı bir Avrupa Ligi kadrosu var Fenerbahçe'nin. Bahri Koç, Griezmann'a daha çok benziyor oyunu Yunus'un demiş. Evet, stil olarak benzetilebilir ama biraz tam değil ama benzetilebilir. Fatih Hoca Trabzon maçında kulübede olacak mı? Elbette olacak. Olacak. Tam dönüş gününü bilmiyorum. Dün de Adana'da kaldı, onu biliyoruz. Çünkü orada dua, taziye vesaire, cenazeyle ilgili... Başka yapılacak şeyler de vardı. Ama tahmin ediyorum bugün dönecektir. Yani ne zaman dönecek bilmiyorum ama takımın başında olacağından eminiz. Bak, Belhanda kırmızı kart görür oyunu bahis şeylerinde var mı diye sormuşlar. İşte Belhanda'nın da böyle bir imajı var. Ama bu imajı kendi yarattı. Yani, tabii. Fener maçı kırmızı kart, Trabzon maçı kırmızı kart. Değil mi? Fener maçı kırmızı kart. Hatta doğrusunu söylemek gerekirse evet. Sezonun ilk yarısındaki maçta da kırmızı kart görmesi gereken oyunculardan birisiydi. O kavganın başlangıcında Soldado'yla. Doğru. Yani orada bir tabii, sinirlerine hakim olamama durumu var Belhanda'nın. Ona dikkat etmesi lazım. Peki gelelim Fenerbahçe'ye. Gelelim. Bu akşam Kayseri Spor'la İstikbal Mobilya. Bu arada Kayseri Fatih Hoca bugün dönüyor. Doğrudan da antrenmana gidecekmiş. Evet, tahmin etmişim. Evet. Evet. İstikbal Mobilya Kayseri Spor'la oynayacak Fenerbahçe. Şimdi Fenerbahçe tabii üst üste iki galibiyet aldı.
yoğun bakımdan çıktı. Öyle normal odaya. Normal odaya geçti. Şimdi bundan sonraki maçlarda eve gidip gidemeyeceğini. Yani bu Kayseri maçı ardından Konya maçı, buradan da 6 puan çıkartırsa tabii bundan sonra sen tamam eve çık diyecekler ama fazla da şey yapma. Gezip tozma, kendini yorma. Yani büyük maçlarda ben oldum deme. Peki Murat soruyor. Bir kadro yaparsınız herhalde diyor Fenerbahçe. Fenerbahçe kadrosu. Yapalım. Evet. Kalede yapalım. Volkan Demirel. Evet. Sağ bek İsla tabii ki. Geçen maçında yıldızı. Evet. Yani yeniden Şikirtel Nöşitader ikilisine dönüyoruz. Çünkü Sadık. Nöşitader'e dönüyor muyuz? Sadık ha, sakat. Doğru, Sadık sakat. Serdar Aziz var. Serdar Bence Aziz. Serdar. Evet, Nöşitader geçen sezon ve bu sezona kötü başlamamıştı ama son haftalarda gerçekten özellikle o Malatya maçında yenilen gollerde etkisi olması. Serdar Aziz oynar Şikirtel'le beraber. Hasan Ali Kaldırım. Evet. Şimdi Mehmet Topal cezalı. Jailson. Çok düşünmeyelim diyorsun yani. Evet. Yani şimdi bir de mi? Kayseri deplasmanı. Kayseri'de şöyle bir takım haline geldi. Klasik Hikmet Karaman takımı. Zor gol yemeye başladılar. Evet. 6 maçtır yenilmiyor. 4 beraber. Yani mağlubiyet almıyor. Dolayısıyla hani Jailson da tam benim beğendiğim bir oyuncu değil ama hani Mehmet Topal'a en yakın isim o. Evet. Belki Elif Elmas olabilir mi bilmiyorum. Ben hani teknik direktör olsam onu yazacağız tabii Mehmet Ekici. Diğer soluna zaten Benzia'ya gittiği olsun. İçin oraya kimi koyabilir? Zaitz. Hiç bilmiyoruz. Evet. Elif ya da Zaitz. Başka evet. Alternatif var mı? Tolgay. Bir anda o kadar genişledi ki Fenerbahçe. Tolgay'ı yazdım bak. Yani diye insanlar Fenerbahçe'nin orta saha Fenerbahçe hani ama şimdi bu nokta bir transfer geldi mi? Nokta transfer. Hani Tolgay da iyi futbolcu ama Beşiktaş'tan da biliyoruz hep Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu ihtiyacını tarif ederken ilk önce hangi konuya parmak bastık? Şu parmak. Bakayım hangi bunda nasıl? Bak da? Buraya bastık. Tamam. Skor üretecek. Tolgay ne yapmış? Geçiş yapar. Skor üretmez. Takımı öbür sahaya geçirir. Yani Tolgay toplam ligde attığı gol sayısı 5 değil Beşiktaş adına. Yok canım. Değil 2 ya da 3. Bırak ligi bütün kariyerinde Tolgay'da. Hayır bu sezon için demiyorum. Bir golü değil mi? Bütün Beşiktaş kariyeri. Bütün tabii. Hayır. Beşiktaş. Bütün Beşiktaş kariyerinde toplam 3 golü yok galiba. Değil mi? 3 ya da 4 mü? Tamam. Partizan attı işte. Tamam. Ya 3 toplam gol şeyi portföyü 3 golden oluşuyor. Doğru. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin arada aslında hani geçişi yapar, Ekici'yle iyi anlaşabilir çünkü ikisi de Alman ekolü hakikaten önemli pas noktası olması itibariyle tempolu oyuncu. Ama Fenerbahçe'nin işte o Zaitz'ın neler yapabileceği orada. Evet, Zaitz anlatılan daha ofansif bir oyuncu. Evet. Ve Empoli'de de maçlarda. Evet. Yani açıkçası oturup 90 dakika izlemiştim yok ama videolardan anladığımız daha yarın ama Kayseri deplasmanı olması hasebiyle. Ben Salih'i seyretmek umuduyla birçok Empoli maçına da baktım da Zaitz çok dikkat çekici bir oyuncu değildi. Yani bir türlü oyuna girmeyen Salih. Peki, ve Empoli maçları. Şimdi tabii Fenerbahçe'nin orta sahasının nicelik olarak yükselmesinin sebebi de gidecekler var. Sözleşmesi bitecekler var. İşte Benzia mesela ben o çok eleştirildi Benzia'nın kadro dışı bırakılması. Bence gayet mantıklı. Eğer düşünülmüyorsa gelecek sezon olmasın ona niye şans verirsin ki? Tabii. Bir başka oyuncu yaşayan mesela Benzia olmasın Alper olsun kadroda. Tabii ki. Alper olmasın Benzia'sı kadroda diyenler de vardı. Alper'le Fenerbahçe'nin 2022'ye kadar sözleşmesi var. Yeni imzaladı. Aynen öyle. Bu dönem belki bakılacak, edilecek. Sezon sonunda yeni bir karar verilebilir Alper'le belki ilgili. Ama sonuçta senin sözleşmeli futbolcun. Öteki de sözleşmesi biten ve belli ki seneye hiç düşünmediğin bir futbolcu. O zaman niye o kadroda yer işgal etsin ki? Başka biri o şansı alsın. Profesyonel dünya geçen. Aynen dün öyle. İşte Fenerbahçe TV'de bu sözleşme töreni yaptılar. Yani ilginç, çok güzel iş. Yani zaten onu da konuşuruz başka bir programda. Dijital dünya artık hani hep aynı şey söylüyoruz. Ne oldu? Olay dijitalde ya artık. Hani takımların kendi kanalları, takımların kendi dijital mecraları çok büyük önem taşıyor artık ve bunlara içerik üretmek o anlamda çok güzel bir adım. Bunu yapan Trabzonspor da var. Trabzonspor'unkiler de çok çok başarılı gerçekten çok. Bazı işleri. Fenerbahçe'de böyle güzel bir fikir ve bunu uygulamaya yönelik de teknik heyet var. Böyle şeyler istemeyebilir teknik heyet. Yani konsantrasyon dağılacak. Ya çünkü bu tür proje gelir şeyden döner. İşin teknik boyutunu daha ön planda tutan işte teknik direktörden, sportif direktör vesaire. Zaten bu daha önce çekilmiş belli ki. Daha önce dediğin yok. Hepsine sorular biliyorsun. Yani bu şey maçından sonra rahatlamış. Kafalar da rahatlamış. İki maçta 6 puan. Evet. Bence de en önemlisi
herkes çok istekliydi. Yoksa öyle güzel bir iş çıkmaz yani. Yani teknik ekibinden oyuncusuna kadar. Evet. Herkes güzel işin içindeydi. Önce çekilecek bir durum yok ki. Maçların sonucu belli çünkü. Yani sahaya girdin golünü attın diye Victor Moses'a soru soruluyor. Doğru pardon. Önce çekilmemiş ben o. Benzia'dan o çok, çıkarak. Benzia orada şey zaten. Benzia'nın yüzünden diyecek. Ona dikkat çekti. Evet. Benzia arkada haklı olarak ben olsam ben de dağılırdım. Şimdi diyor ki daha 4 ay var diyor. Zenit maçlarında da oynamam herhalde diyor. O kadroda yer alırım ama doğru, diyor. Yani zaten oynasam da Tight'ı ne zaman giyeceğim diye düşünüyor. Bir daha. İstediği zaman giyebilir. Giyebilir değil mi? Sahada giyemez sadece. Evet. Yani statta. Ne diyecektim ya bu konuyla ilgili? Evet, çok güzel iş. Ayrıca zaten böyle işler aslında, yani tabii bunu niye yapıyor Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, daha da iyi iletişim kurmak için, taraftarıyla bağ kurmak için ve bir yandan evet, sosyal medyadan o kulüplere daha fazla gelir elde edecek projelere imza atmak için. Ama aslında bu tip işler, bu tip projeler futbolcular arasındaki bağı da kuvvetlendiriyor. Onların kafasını da biraz dağıtıyor. Yani mesela %100 City, o meşhur belgesel var ya, Nothing or All, ya hep ya hiç. Evet. İşte City'nin geçen senesini anlatan, şampiyonunu anlatan. Yani hani biz biraz değersiz görüyoruz böyle şeyleri. Bazen hatta küçümsüyoruz belki. Kupadan eleniyorlar. Ertesi gün şeye gidiyor, götürüyorlar hemen takıma. Paintball'a. Hemen ertesi gün veya bir gün sonra. Hemen paintball'a götürüyorlar. Çünkü biraz da gerilim oluyor takımlarında. Bir de kupada yanlış hatırlamıyorsam Premier Lig takımına değil, bir alt lig takımına mı eleniyorlar? Öyle bir şey. Hemen paintball'a götürüyorlar ve bir anda o olumsuz havayı takımdaki, hani illa bu çok birbirlerine olan dayanışmayı arttırmak değil ama en azından olumsuz havayı dağıtmak. Unutuluyor, evet. Evet. Orada eğleniyorlar, gülüyorlar. Hep bir de beraber bir şey yapıyorlar. O yüzden bu tip etkinlikler, yani bu tam bir taşta iki kuş. Hem iletişimle ilgili, hatta birkaç kuş. Hem iletişimle ilgili çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Taraftarınıza daha çok ulaşıyorsunuz. Bu medyada yer alıyor. Biz de çok güzel bir haber yaptık ondan. Bütün gazeteler, televizyonlar, sosyal medya hesapları. Herkes kullandı bunu netice itibariyle. Hem orada işte o futbolcular arasındaki bağ, birbirlerine sordukları sorular, eğlenceli işler vesaire. Çok faydalı bu tip etkinlikler. Biraz fazla uzattım. Ya, yok, hayır güzel çünkü. Ama önemli güzel, bu. Onun için ayrı bir programda konuşuruz yani, diye. Aynen. Orada hani Neustadter şey soruyor. En hızlısı kimdi? Jason'a yakın. Orada. Ya ben o hayatımı çok uzun süre o Muğdat'ı unutmayacağım ben orada ya. Muğdat bile oradan fenomen oluyor Galatasaray taraftarı günün gözünde. Ya tam yani, hani yani, mahalle maçında hani yan evet, mahalle gelmiş kavga edildi arkasından. Şimdi 11'e Muğdat, geri dönelim. Evet, dönelim. Jason ikinci kesin değil mi? Evet. Tolgay ya da Elif mi? Peki. Sanki Tolgay olacak gibi geliyor. Bana da Tolgay olacak gibi geliyor. Zaitsi şimdilik eklemiyoruz buraya. Bir de Kayseri deplasmanı olduğu için de eklemiyoruz. Evet. Hani zorluk derecesi nispeten biraz daha yüksek. Peki acaba Jason'suz Tolgay'ın altı oynayacağı da olabilir mi? O da olabilir. Orta sahası biraz karışık. Yani karışık, evet. Henüz doğal olarak daha da yeni geldiği için transferler, orada acaba kim kimle uyum sağlar? Hani bireysel form önemli, bir de birbirini yükselten oyuncular vardır. Birbirinin bastığı noktaya basıp birbirlerini nötralize eden oyuncular vardır. Peki. Yani Fenerbahçe'de aslında bu kimya fena değil. Sanki bu Zaitsin burada, bence Zaitsin gelecek mi, girecek mi? Yani X faktör denilen bir şey vardır ya, takımın değerini etrafındakileri arttırabilir. Ben de bilmiyorum böyle olur mu ama çünkü bu Ekici, Elif Elmas ve Tolga Yarsan birbirine yakın oyuncular. Yani Ekici biraz daha skora yatkın, duran Ekici'yi toplarıyla ve şeyle. Ekici'yi biraz ayırmak lazım ya. Ya tabii burada bence bu sağlıklı olduklarında vazgeçilmez adam Mehmet Ekici tartışması. Evet. Etrafındakiler biraz daha. Hani Tolga oynayacaksa da Zaitsin durumu önemli. Hani skora katkı açısından. Yani Fenerbahçe'nin orta sahasından normal genelinde bir 20'ye yakın gol bulması lazım aslında. Ya bu sezon için anladım, demiyorum. Anladım. Genel olarak iyi bir Fenerbahçe. İyi bir Fener. Yani şampiyonluğa oynayan bir takım. Yani forvetlerin hani 80 gole yaklaşacaksa forvet bölgesinden 40-45, 20 orta saha Alex orta saha oyuncusu saymıyorum ben mesela. Yok, tabii, değil. O ayrı bir şey. 20-25. Peki, defans oyuncularıyla bir yedekleriyle. Moses artık ilk 11 başlar mı? O %100 başlar. Değil mi? %100. Yalnız bir de deplasman maçı. Evet. Dirar da 11. Dirar da 11. Solda. Doğru mu? Evet. Yalnız ben şimdi tabii çok ilginç. Geçen hafta maçı seyrederken Rıdvan Hoca'nın odasında seyrediyorduk maçı.
Tam Rıdvan Hoca'ya hocam dedim bu Moses'ın ters kanatta oynama şansı biraz zayıf. Bazı özellikleri açısından böyle ağzımdan çıkar ya o da oynar falan derken Moses golü attı. Tamam dedim ben susuyorum dedim ama benim tezim şu. Moses dar alanda kısa çalımlar atan çok kıvrak böyle o tip çalımlar atan bir futbolcu değil. Moses sürati ve fiziğiyle rakibinden evet. kurtulan bir oyuncu tipi. O yüzden onun ters kanatta oynaması ve başarılı olması, performans göstermesi bence biraz uzak. Yani şimdi gösterim maçında oyuna girdi, gol attı. O ayrı mesela ben genel tabii, olarak tabii ki olabilir. Şimdi burada Dirar da solda hiç olmuyor. Belli benzer sebeplerden dolayı. Yani Moses'la Dirar aynı oyuncudur demiyorum ama özellikleri itibariyle birbirine benziyorlar. Böyle çok kıvrak, dar alanda acayip çalınmadan oyuncular değil. İkisi de yüksek fizik ve süratiyle. Dirar'la Moses arasındaki en büyük fark ne biliyor musun? Birisinin fundamental, mesela Dirar topla çok haşır neşir olmayı seven ama aynı oranda yetenekli olmayan bir oyuncu. Doğru. Moses ise daha özellikle zaten o geçişi öyleye sağlayabildi. Yani o Chelsea'de çizgi oyuncusu durumuna evet. gelmesini biraz daha sağ içi algılarının açık olması, kendisini daha net konumlandırmış olması. Yani aynen. en önemli özelliklerden birisi bence bir futbolcu hatta tüm takım sporcularında ben neyi yapabilirim, neyi yapamam. Neyi yaparsam takıma katkılı olurum, daha fazla fayda veririm. Neyi yaparsam zararlı olurum. Yani ben ya şimdi ilk geldiği sezon özellikle Dirar topu önüne alıyordu, rakibi karşısına alıyordu. Böyle ayak hareketleri, Cristiano Ronaldo sanki. Hani bir de Monaco'dan geldi, Monaco'da şampiyonluk yaşayan kadrodan. Türkiye'ye geldi, daha küçük bir lig. Fenerbahçe hani sansasyonel bir şekilde geldi. Hani biraz da onun cazibesine kapıldı herhalde ama aslında kendisi takım oyuncusu. O kafa yapısına yani bugün oynadığı gibi oynadığı zaman daha faydalı. Doğru. Yani tek pasta, takımla birlikte hareket ederek, pas bağlantısı olarak Moses bunun bilincinde. Yani oradan zaten forvetlikten, iki forvetten biriyken, sağ kanat oyuncusuyken işte üçlü savunmada dörtlü orta sahanın çizgi sağ oyuncusu oldu. Olmayı, çok başarılı bir çizgi oyuncusu olmayı başardı kariyerinin yani. Kariyerinin zirvesini yaptı. Yaptı. Yani. Onun için aralarında öyle öyle çok küçük gibi gözüken ama çok büyük bir fark var. Elbette elbette. Yok dediğim gibi yani. Aynılar anlamında söylemedim. Ya, katılıyorum da. Çok A sınıfı futbolcu. Evet bence. A sınıfı futbolcu Victor Moses. Elbette. Yani Nabil Dirar B plus gibi. B. Ters kanatta iş yapması bana biraz zor gibi geliyor ama belli de olmaz. Yani bir şey şöyle bir şey var. Bak Fenerbahçe'nin bu çıkışındaki en önemli. Şimdi Dirar'ın hakkını yemeyelim. Zaten vermeye çalıştım. Mehmet Ekici, Dirar ve İsa'nın o sağ kanada yaklaşarak kurduğu üçgenler var ya. Fenerbahçe'nin en tehlikeli olduğu nokta o işte. Galatasaray'da da Mariano, Belhanda, Feguli evet. üçlüsünün yaptığı işe benziyor biraz. Burada biraz daha tempo daha yukarıda. Fenerbahçe'de öteki tarafta biraz daha beceri ön plana çıkıyor. Aynen öyle evet. Doğru söylüyorsun. İlginç bir maç olacak yani bu akşamki maç. Güzel maç olacak. İki taraf açısından da zor maç. Kayserispor açısından da. Fenerbahçe açısından da çok kolay değil. Şimdi Fenerbahçe ikinci yarıdaki üç maçın adı ne yaptı? Yüksek tempoda başladı. Muhtemelen yine aynı başlangıcı yapmak isteyecektir Ersun Yanal. Ve bu tempoyu yükseltecek oyuncu sayısı da fazlalaştı. Yani Dirar'la o tempoyu yükseltir. Moses Ayev'e göre daha fazla tempo yapar. İlk 11'de başlarsa. Evet. Orta sahada Tolgay yine ilk 11'de başlarsa yine bu tempoya katkı sağlayabilir. Ama kısır bir maç olacak gibi geliyor bana. Yani gol sayısı anlamında değil, pozisyon sayısı anlamında da. Kısır. Hani Galatasaray Trabzonspor maçının tam tersi. Tam ters hüviyetli. Bilmiyorum size kadar geliyor mu ses ama dışarıda. Bir çocuk ağlıyor. Bir çocuk ağlaması geliyor. Neyse önemli. Yani kısır olabilir. Tabii maçlarda bazen erken gol gelmesi, birçok şeyin çözülmesinin değişmesine. Elbette canım. Aynen. Ya mesela Beşiktaş Antalya Spor maçı böyle gidiyordu. Tabii tabii pozisyon yoktu maçta. Bofen Gökhan'ı yere indirdi. Penaltı geldi ardından tırt çorap söküğü gibi goller gelmeye başladı. Aslında penaltıyı da kurtardı Bofen. Evet doğru. Yani hala 0-0 devam ediyor olabilirdi. Beşiktaş Bursa Spor maçı var. Bursa Spor 12 beraberlik aldı. Çok ilginç. Bu maç berabere biter. Konya, Aykut Kocaman'ın ilk Konya Spor döneminde de böyle bir periyodu vardı ya. Sezonu kaç? Evet evet doğru. 15'in üzerinde mi? 15 civarı beraberlikle tamamlamıştı. Bu şunu gösteriyor. Bursa Spor kolay gol yemiyor. Belki skor gücü olarak çok yüksek değil. Ama kolay yemiyor. Burada Beşiktaş 6 golle döndü. Antalya deplasmanından. Burak takıma dönecek. Burada da Beşiktaş Kagawa. Tabii ki Kagawa
ilk 11'de başlar. Adem Yayiç ne olacak? Orada merak edilen Yayiç de Kagawa birlikte oynayacak mı? Şimdi sana bir problem sorayım. İlkokul problemi. Girdiği ilk maçta 10 dakikada 2 gol atan Kagawa 90 dakikada kalınca kaç gol atar? Ben Kagawa'nın herkesin aksine, çoğunluğun aksine veyahut da Kagawa'nın, yani Kagawa mı Laiç mi kanatta oynayacak tartışması var ya, birinden biri kanada gidecek. Evet, yani evet. O artık görülüyor. Hem Quaresma da yok zaten. Babel zaten gitti. Quaresma da cezalı. Ben Kagawa'nın özelliklerinin, oyuncu özelliklerinin kanada daha yatkın olduğunu düşünüyorum. Yayiç'e göre daha dinamik, biraz daha hareketli. Kat edebilen. Daha yani topla kat edebilen. Çok benziyorlar aslında ya. Biraz da işte evet, yani küçük farklar var aralarında ama hep bu sanki Kagawa'nın o küçük önde olduğu farklar onu kanada daha yaklaştırıyor gibi görüyorum ben. Evet, ben, evet bana da öyle geliyor. Ben de açıkçası Yayiç'i tam süzme bir orta saha oyuncusu olarak görüyorum. Tabii ki Kagawa da öyle ama Kagawa hani Kagawa tercih edilecekse... Kagawa ikinci forvet de oynar mesela özellikleri, hareketliliği itibariyle ama mesela Yayiç oynayamaz. Ya şimdi Fenerbahçe üzerinden örnek veriyorum da mesela bunu kendisiyle de konuştuğumuz için, Rıdvan Hoca'yla da konuştuğumuz için, o Fenerbahçe'nin 88-89 sezonundaki 103 gol şampiyonu. Evet. Amca ne diyorsun diyenler vardı şimdi bana büyük ihtimalle. 88-89 o kadro şöyle bir kadro. Yani kadro... Rıdvan Dilmen'in olduğu, Aykut Kocaman'ın olduğu, Hasan Vezir'in olduğu, yani Hakan Tecimer'in olduğu, Oğuz Çetin hani orada garibin bir Turan Sofuoğlu var. Savunmanın önünde tek başına Rambo ya Turan. Şimdi olsa bütün 3 büyük kulübe koy, hepsinin orta sahasını toparlayacak tarzda bir orta saha oyuncusu. Yani modern ilk işte o şey ön libero kavramının ama top taşıyabileni, atak kesebileni, ceza sahasına sürpriz girişler yapabileni çok iyi bir futbolcu Turan Sofuoğlu da. O kadroda şimdi Aykut Kocaman'a yer aranıyor. Sonrasında Tanju Çolak'ın da geldiği kadroda aynısı olmuştu. Sonraki sezon. Tabii ne oldu? Rıdvan Dilmen de var. Aykut Kocaman deyim demiş bari ben madem dışarıda kalacağım sol kanatta oynayayım deyip gol kralı olan bir oyuncu. Şimdi böyle durumlarda bazı oyuncular yani pozisyon değiştirebiliyor. Beşiktaş'ın elinde de böyle Burak'la, Yayiç'le, Kagawa'yla, performansını yükselten Lens'le aslında iyi bir hücum gücü var. Gerçekten. İnandıramadım seni ama. Yo. İnandırdım. Yani bu burada bu Dortmund altyapısından altyapısı diyorum özür dilerim. Dortmund tedrisatından geçmiş olmasının avantajıyla zaten Kagawa şeye Kanada'ya doğru yaklaşabilir. Zaten oynamışlığı da var canım. Hani var. Bir yani çok net şey değil ama var. Bir anda hayal etmedik yani. Ya benim de herhalde Aykut Kocaman anasım varmış. Ondan oraya geldim. Şimdi bakınca ama verdiğim örnek çok böyle tutmadı birbirine ama. Evet Aykut Hoca zaten forvetti. Forvetti. Ama işte sol... Orada da ama sol çizgide... ama o Fenerbahçe'nin o sol böyle... 3-5-2'nin solu gibi değildi yani. Değil ama... 3-4-3'ün solu gibiydi. Yanlış hatırlıyorum, yanlış mı hatırlıyorum? 4... İşte bak. Şey 3-4-3 diyorum. Sol bek Küçük Şenol, evet, Nezihi, tamam, Müjdat, sağ bek İsmail Kartal, evet, kalede Tony Schumacher. Evet, önlerinde Turan Sofoğlu, sağda Hakan Tecimer. Aynen. Solda Aykut Kocaman. Ya anladım senin dediğin örnek en doğru ya. Turan Sofoğlu, ondan sonra koş oğlum Turan. Forvet'te Rıdvan Dilmen, Hasan Vezir. Forvet arkası da Oğuz Çetin. Evet. Çok acayip bir kadroydu hakikaten. Ya işte 2 gol yer 5 tane atardı. Yerdi yani. Ama bak. Hayır. Ben bunu daha önce söyledim. Köşelerimizde yazdık. O sezonun şeyini bulmamız lazım hızlıca. Söyle. Puan durumunu. Sen ona bakar. O takım da öyle çok gol falan yemiyor. Ha. 26 gol mü ne yiyor o takım? Yani göründüğünden biraz daha. Yani o takımın imajı şu. Evet yiyor ama atıyor. O sene kaç takımlıydı lig? 18 mi? 18'de galiba. 18. Değil mi? 18 mi 20 mi? 20 değil. 20. Çünkü bir 18, ara 20 değil. Evet. Neyse. Yani 34 maçta 45 gol yemiş falan bir imajı var o takımda. 103 attı. Onu herkes biliyor da sanki 45-50 gol. Hayır değil. Ya birkaç maç var onu çağrıştıran. Tamam. Doğru söylüyor. Yani bir Eskişehir maçını hatırlıyorum. Bir Galatasaray. Yani. 5-2 o sezon muydu o? Uyduruyor muyum? Şey mi diyorsun? Yok o kadroda Tanju olmadığı için. Yani. Tanju, Çolak'ın işte karıştı. Türkiye gol rekorunu bir maçta en fazla gol atan futbolcu oldu. 5 gol atmıştı. Maç, 6-2 o ayrı. O maç. Ben de o sıra Mersin Manyurdu maçındaydım. Oradan radyodan dinliyordum bu maçı. Yani o kadroyla ilgili hep o öyle anlatılır. Ama değil. O yılı bulacağım ben şimdi. 88-89. Evet. 27 gol yemiş. Teşekkür ediyoruz. 27.
Evet, tabii ki çok değil yani, öyle konu edildi, haklısın. Bir golden az yemiş yani maç başına. Ne diyecektin? Evet, buradan Fenerbahçe'ye geldik. Fenerbahçe'ye neye geldik? Benim yüzümden geldik. Kagawa, Yayiç oynar mı diye. Hakikaten çok merak ediyorum. Oynarlar mı, oynarlarsa canım, ne olacak? Yani bir kere teknik direktör Şenol olduğu için kesin oynayacaklar. Yani onunla ilgili bir şüphemiz yok. Evet. Çünkü Şenol Hoca sever. Hücumcu bolluğundan çekinmez. Eyvah, ben şimdi ne yapacağım demez. Tam tersi, oh ne güzel, dur ben buna bir formül bulmaya çalışayım der şimdi. O yüzden oynar. Sadece işte tartıştığımız şey, hangisi kanatta oynayacak? Ya içinde oynamışlığı var, Kagawa'nın da oynamışlığı var. Yani ben Kagawa'yı yakın buluyorum. Sen de Kagawa'yı yakın buluyorsun. Evet. Kuvarecmasız bir maç daha. Bursaspor böyle ite kaka beraberlikler alıyor. Aslında Bursaspor da yüksek tempoda oynayarak o beraberlikler alıyor. Yani ya kapanarak ya yüksek tempoda oynayarak. Yani Fenerbahçe maçının da mesela ikinci yarısında acayip bir tempo yaptı. Evet. Son içeride Konya, değil mi Konya maçı? Konya ile beraber 0-0 penaltı kaçtı. Son bölümler yine çok yüksek bir tempo ki hani Konya'ya karşı o tempoyu yapmak çok kolay değil. Ama tabii İstanbul'da Vodafone Park'ta o tempoyu yapabilir mi? Ha, bu sezonda Beşiktaş'ın enteresan puan kayıpları var yani. Antalya mağlubiyeti, işte en son Erzurumspor beraberliği, öne geçip skorun korunamaması. Bu sezon yani takımlarımız çok belirsiz. Bunun birkaç nedeni var. Bir, formsuz başlangıç. İki, kadro derinliğinin muhafaza edilememesi ve transferlerin son derece zor gerçekleşmesi istikrarsızlığa neden oldu. Oyun istikrarsızlığına. Lahmacun ya bu arada... Lahmacun mu? Aras Uyar. Abi yakınız, size bir lahmacun yiyelim mi? Yiyelim. Ben acıktım. Ben yemek yedim de geldim. Brezilya'da zaten... özür dilerim. Brezilya'da futbol takımının tesislerinde yangın. Ne diyorsun? 10 ölü. Ne diyorsun ya? Flamengo kulübünün antrenman yaptığı tesislerde yangın çıktı. Bölge itfaiyesinin ilk belirlemelerine göre 10 kişi hayatını kaybetti. Aa. Ya bu, şimdi ben bir gazeteden okudum da önüme düştüğü için açtım. Arkadaşlar gelişmeleri tahmin ediyordur muhtemelen. Takip ediyordur. Evet. Bu arada önüme de Doğuş Balbay'ın bir tweet'i düştü. Gran Canaria maçında bir top çıkartmıştı çizgiden. Bacakların arasından top dışarı çıkmasın diye attı. Şu anda o videoyu biliyor musun yani? O geldi. Okulda önüme. Uzun eşek oynamanın faydaları diye. Güzel, doğru. İyi. Ya Doğuş da ne şahsına münhasır bir oyuncu ya. Çok seviyorum. Evet. Çok beğeniyorum. Ama ya gerçi bu sezon son saniye üçlüyle maç kazandırmışlığı var Bayern Münih deplasmanında. Anadolu Efes'e, evet, çok önemli. Milli takımımızın da en değerli oyuncularından. Şimdi yeteri kadar övdüğüme göre eleştiri hakkımı kazandım herhalde, değil mi Doğuş? Senin bu, ya bu kadar kötü şut adayı. Politikan, senin bu diplomasi ruhun. Ben kimden kurs aldım biliyor musun denge konusunda? Ruhun. Efendim? Kimden kurs aldım denge konusunda? Denge konusunda bilmem kimden. Hamza Hamzoğlu'ndan. Takım içi dengeler. Hamza hocama da sevgiler. Onu da biraz öveyim sonra eleştireceğim. Şimdi Doğuş'u yeter kadar eleştirdiysem, tamam. Ay pardon, övdüysem eleştirebilirsin. Evet. Ya ama şu şutu bir geliştirelim Doğuş kardeşim ya artık. Artık kardeşim kaldı ya, Doğuş kaç yaşında? Dün de yine bir çeyrek sonunda uzaktan. Öyle mi? Ama süre de olmuş. Ya burada da işte stüdyoda da ağırladık zamanında. Yani çok zaten hani eğitimi, yüksek eğitim almış. Son derece profesyonel. Çok önemli oyuncu. Gerçekten o atletizmde bir oyun kurucu, ortalığı karıştırıyor. Bazı maçlar kahraman oluyor ama evet, bir de şu ceza şutlarını en azından... Bir de ceza sahasında etkili olsa. Olsa değil mi? Oraya geldi. Neyse. Evet, bana da forma göndermişler sağ olsunlar. 4 numara Doğuş'un forması. Nebil yazıyor ama olsun. Hmm. Teşekkür ederim bu forma için de. Ben de teessüf ederim. Sana ama şey var. Abi sen kaç yaşındasın diye kısmet soruyorlar. Kısmet mi var? Sen... Bilmiyorum. Ne oldu? Olsun mu? İstiyor musun? Yok, istemiyorum. Anladım. 88-89'da sen maçtaydın diyorlar. Mersin maçında kaç yaşındasın diye soruyorlarsa. Ya, bu soru niye? Bu soru soruluyorsa demek ki sen genç yok, daha genç gösteriyorsun. Tabii 80 yani 11-12 yaşındayım işte. O 90 senesinin 91 sezonun maçı olması lazım. Yani orada 12-13 yaşındayım. Benim hayatım Mersin Mancur maçlarında geçti. Deplasman, iç saha, Levent, koridorları, Tevfik Gür stadı. Artık yok o stat maalesef. Yıkıldı. Levent Algül, şut da atmasın be abim. Bence mükemmel gard demiş Doğuş Balba için. Nebil yazsın diyor, iyisin. Ne yazayım? Ne yazayım? Neyse, şimdi yayınlarımız bitmiyor. Bugün evet, çok hareketli bir gün. ntvspor.net'te ve ntvspor'un bütün sosyal mecralarında herhalde şu anda yayına hazırlanıyorlardır. Bir 10 dakika sonra Numan Gülşen'in yanında Ayhan Akman olacak.
Onlar da bu hafta ne olur? Galatasaray Trabzonspor maçı, Kayseri Fenerbahçe maçı, Beşiktaş Bursa maçı, genel lig, onları konuşacaklar. Saat 17 gibi Samet Aybaba ile yine Numan Gülşen bir canlı röportaj yapacak. Bu İstanbul'a geliyorlar. Yarın Bursa Spor'la karşılaşacaklar. Malum Övünç zaten şu anda Kayseri'de. İstiklal mobilya. Ben karıştırıyorum. Neyse. İstiklal mobilya. İstiklal mobilya Kayseri Spor'la Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Onun öncesinde ve sonrasında da Övünç'ün yayınları olacak. Ya bak bir şey. Noktalıyorsun. Güzel bir noktaya dikkat çeken bir arkadaşımız var da. Neye çekmiş? Serhat başlıyor ki Emiliano Sala'nın cenazesi bulundu, çıkartıldı. Ha, evet. Ancak pilotun kaybolan cenazesiyle ilgili hiç çalışmaya kimsenin umurunda değil gibi bir durum oldu, değil mi? İşte hayat, bu hayat çok garip. Yani evet. Emiliano Sala işte bir topu 3 direk arasından geçirebildiği için son derece müstesna. Yani toprağı bol olsun, huzur içinde uyusun. O değil ama canım, insanlar arasında bu tür şey yapmak. Yaş. Kat sistemi gibi. O futbolcu olduğu için, Lionel Messi desteklediği için arama çalışıyor. He? Yok, bırakıyormuş. Dış basında, dışarıdan gelen haberler. He, ben de onu diyecektim. Yani uçakta bulunamıyor çünkü. Bıraktığı evet. Yönü, bırakıldığı yönünde mi? Şimdi o zaman. Dış basında öyle konuşuluyor. Ben de gördüm. Şimdi arama kurtarma çalışmaları bitmişti değil mi? Ne bitmişti. Oldu? Ortalık ayağa kalktı. Öncelikle futbolculara, ailesi haklı olarak ve sonrasında da İşte bir kampanya, bağış vesaire ve arama çalışmaları tekrar başladı. O zaman aynı futbolcular ve Sala'nın ailesi belki de burada pilotun da cenazesinin bulunabilmesi için benzer bir kararlılığı ortaya koyması lazım herhalde. Gerçi şey bulunup uçağın kalıntıları bulunduktan sonra kayıp diğer ceset bulunamadıysa o iş daha da zor. Doğru, daha da yani zor. O çünkü zor. Yani kesin. Ama şöyle düşünelim. Sala'nın cenazesi bulunana kadar bu aramalar devam edecek miydi? Büyük bir ihtimalle. Bence şöyle, uçağın tam tersi olsaydı Tibot muydu pilotun adı? Pilot bulunmuş olsa uçağın içerisinde, Sala kaybolmuş olsa cesedi. Artık bulamayız diye bırakırlar mıydı? Bulamayız diye bırakabilirler. Nasıl bulacaksın? Yani çok zor tabii. Büyük ihtimaller var yani. Maalesef hani balıklara yem olmuş olma ihtimali. Akıntıyla beraber yani nerelere... Yok. Tabii olabilir elbette. Ama bence biraz daha sürerdi. Olabilir tabii. Evet. Evet, veda edelim o zaman. Yayınlarımız devam ediyor ya. Değil mi? Ediyor. Arkadaşlar görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. Pazartesi birlikteyiz yeniden. Karşınızdayız. Bari bir reklam daha yapalım ya. Yapalım. Cumartesi 14-15 NTV Gol. MGG. Yine harika bantlar hazırladı. Evet, doğru. Daha mailleri yani şöyle ama. Ronaldo kariyeriyle alakalı. Hangi? Gareth Bale'ın neden Real Madrid'de yaptık, tüm yaptıklarına rağmen. Adamın attığı goller, o kadar kritik golleri var ki. Evet. Ona rağmen işte 4 Şampiyonlar Ligi kupasına rağmen niye sevilmediği, ıslıklandığıyla alakalı. Tarihte futbolculara, takımlara mal olmuş gol sevinçleriyle alakalı. Yine bir özel bandımız var. Yine dış basından derlemeler var. Yine ilginç videolar var. Yani her zaman olduğu gibi gol gibi bir gol dergi tadında pazar bir program yaptık. Yusuf Kenan saat 14.15'te yine Futbol Aktüel, Premier Lig özetleri, onda özel dosyaları var. 90 Artı'da pazar akşamı Ayhan Akman ve Gürcan Bilgiç'te karşınızda olacağız. Ve tabii ki %100 futbol evet. Bu akşamdan itibaren 3 gece üst üste Rıdvan Hoca ve Murat Kosova %100 futbolda olacaklar devre aralığında ve maç sonralarında. Bizi izlemeye devam edin efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.